Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12-10-2020 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet, yeterli çoğunluk vardır. Toplantıyı açıyorum. Sayın Başkanım, Sayın Büşra Özdemir, Sayın Semih Esen mazeretli sayılmaları yönünde dilekçe vermiştir, arz ederim. Evet, mazeret bildiren meclis üyelerimizin mazeretli sayılması hususunu oylarınızı arz ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre konumuz var, arz ederim. Başkanlık makamına. Belediyemiz iştiraki Antalya Ulaşım AŞ'nin ilgi yazısı ile dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata yaptığı olumsuz etki nedeniyle gelir kaybının oluştuğu, bu nedenle 7244 sayılı kanun 1. maddesinin F ve G bandlarına istinaden yasanın yürürlüğe girdiği 17.4.2020, 16.6.2020 tarihleri arasında oluşan 2 aylık gelir kaybının 14.7.2020 tarihli ve 358 sayılı meclis kararı gereği ödendiği, yine aynı yasanın kapsadığı süre içerisinde yer alan 17.6.2020, 16.7.2020 tarihleri arasında oluşan 1 aylık gelir kaybının ekli tabloya istinaden meclis kararı alınmak suretiyle ödenmesinin yapılması talep edilmektedir. Dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 salgının ekonomik ve sosyal hayata yaptığı olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla 17.4.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı kanun 1. maddesinin F bandında büyükşehir belediyeleri ile belediyeler kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla gelir desteği ödemesi yapabilir. Belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faizi uygulanmadan tahsil edilir denilmektedir. Belediyemize ait olup Antalya Ulaşım AŞ tarafından işletilen toplu taşıma, nostalji ve hafif raylı sistem araçları İçişleri Bakanlığı'nın 23.3.2020 tarihli yazısı ile il ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50 oranında yolcu kabul edebileceği açıklanmış olması sebebiyle yolcu kapasitesinin altında hizmet vermiş dolayısıyla ciddi oranda gelir kaybı yaşamıştır. Bu bağlamda 7244 sayılı kanun F bandı kapsamında toplu taşıma hizmetinin kamu yararı adına devamının sağlanması, belediyemiz iştiraki Antalya Ulaşım AŞ'nin mali yönden ayakta kalabilmesinin sağlanması amacıyla yasanın kapsadığı süre içerisinde bulunan 17.6.2020, 16.7.2020 tarihleri arasında yasa gereği kalan bir aylık süre için antray, antobüs ve
nostalji tramvayı faaliyeti ile ilgili gelir kaybı desteği ödemesi yapılması hususunun değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunun takdir ve tensiplerinizi arz ederiz deyimle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Sayın Başkanım 11. maddeye göre olan önergemiz bitti. Normal önerge var arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Meclisi'ne Antalya ili Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi bulunan Zümrütkaya 184 ada 3 parsel Demre Aziz Nikolas Kilisesi 1 ve 3. derece arkeolojik sit alanı ile etkileme geçiş alanına ilişkin plan notu değişikliği kararı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Plan değişikliği teklifimizin gündeme alınması gereğini arz ederim deyimle Sayın Okan Kocakaya, Sayın Recep Karadağ, Sayın Ünal Çetinkaya imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Antalya ile Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi ticaret ve konut ticaret alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu'nun 12-10-2020 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Plan teklifimizin meclis gündemine alınmasını ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca incelenerek gereğini yapılmasını arz ederiz deyimle Sayın Mehmet Ali Kiriş, Sayın Hasan Can Kamburoğlu, Sayın Erkan Demirci, Sayın Adem Er imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Elmalı Belediye Başkanlığı 2021 yılı evsel kat atık tarife raporu 2872 sayılı çevre kanunu 11. maddesi atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ile bu yönetmeliğin ekinde bulunan kılavuza uygun bir şekilde hazırlanan tarife raporunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz deyimli Sayın Halil Öztürk, Sayın Hasan Aydın imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Kepez Belediye Meclisi'nin 9-10-2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan O25A-O08C-3C numaralı imar planı faftasında kalan 27.811 ada 5 parsel güneyinde bulunan Trofa alanının 2433 ada güneyinde bulunan park alanına taşınması ve 27.811 ada 9 parsel kuzeyinde bulunan Trofa alanının park alanının doğu kısmına büyütülerek taşınmasına yönelik Akdeniz Elektrik Dağıtım Tesis Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin belediye meclisine gündemine alınması suretiyle görüşülmesini arz ederiz deyimle Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Hasan Cumhur Göncü, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Serhat Demir, Sayın Abdurrahman Yılmaz, Sayın Musa Bayi, Sayın Ferah Nur Ünal imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 12-10-2020 tarihli meclis gündeminin 66. maddesinin gündemden çıkarılması hususunda gereğini arz ederim deyimle Sayın Ünal Çetinkaya, Sayın Ertuğrul Ünal imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na meclis gündeminin 67. maddesinin gündemden çekilmesi hususunu rica ederiz deyimle Sayın Ertürk Yazar, Sayın Barış Bulut imzalı önerge arz ederim. Önergelerimiz bitmiştir arz ederim. Evet, önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemimiz 176 maddeden oluşmuştur, arz ederim. Arkadaşlar tereddütte kaldı. Bu önergeleri bir daha okur musunuz maddelerini? 66, 67. 66 ve 67. 67 gündemden çekildi, evet. Değil mi? Tamam. İki ayrı önergeyle. Tamam. Peki ben şimdi grup sözcülerimize söz vermek istiyorum. Sayın Başkanım 68-69 diğerleri çekildi mi? Devam mı?
Hayır, onlar devam. Tamam, teşekkür ederim. 68'e geldiği zaman bir açıklama yapacağım size. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet, gruplar adına Sayın Filiz, buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ekim ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Son bir ay içerisinde yine şehit ve yaralı Mehmetçiklerimizin haberleriyle kahrolduk. Acımız gerçekten çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz. Kahraman ordumuzun ve ulusumuzun başı sağ olsun. Değerli meclis üyeleri, öncelikle sizlerle ve kamuoyumuzla önemli bir husus paylaşmak istiyorum. Değerli Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in uygulanan tüm tedavilere olumlu cevap veriyor olması şu anda en büyük mutluluğumuz. Kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle Antalya'nın 19 ilçesine hizmet götüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 10 gün içinde, son 10 gün içinde gerçekleştirdiği hizmetler ve çalışmaların özetleri şu şekilde. Belediyemizin ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali büyük bir ilgi ve heyecanla Antalyalılarla buluştu ve cumartesi akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Geçtiğimiz dönemlerde yapı taşları yeniden oynatılan ve yıllar içerisinde sistematik olarak zayıflatılan dünyaca öneme sahip festivalimizin COVID şartlarında dahi gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleştirilmesi bu sebeple çok önemliydi. Bunun böyle olmasını bizzat başkanımız da istemişti. Festivali en iyi şekilde yürüten tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı buradan bir kez daha sunuyoruz. Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri engelli mola evimiz pandemi önlemleri alınarak yeniden hizmet vermeye başladı. ASAT Genel Müdürlüğümüzce Kumluca'dan Manavgat'a, Akseki'den Gazipaşa'ya tüm ilçelerimizde bakım, onarım, yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Keza Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız Alanya'nın Din Vadisi'ndeki 12 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yollarında bakım, onarım ve asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere ve Güneyyaka mahalleleri grup yollarında bakım, onarım çalışmaları yine yapılıyor. Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi Atabem'lerde 5. 6. 7. ve 8. sınıflar için akademik branşlarda lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için de üniversite sınavına yönelik ücretsiz hazırlık kurslarına başvurular başladı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığımız bünyesinde bisiklet birimi kuruluyor. Aralarında mühendisler, şehir plancıları ve teknik personellerin yer alacağı ekip Antalya'da bisiklet yollarının ihtiyaca göre yerinde planlayacak. Elmalı ilçemizde 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogar binasının %90'ı tamamlandı. Yeni terminal binası modern ve kullanışlı bir yapı olarak vatandaşlara konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatacak. Yine belediyemizin Antalyalıların ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle buluştuğu Halk Et Mağazalarının 4. şubesi Serik'te hizmete girdi. Çok teveccühle karşılanan bu satış mağazamızın hayırlı olmasını diliyorum. Yerelden kalkınma modeliyle kooperatifçiliği destekleyen belediyemiz, kurulacak yerel ürün satış alanlarıyla üreticiye destek vermeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Camii'nin %98'i tamamlandı. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle taştan ve hiç çimento kullanılmadan inşa edilen camide son rötuşlar yapılıyor. Korkuteli'de besicilerimizin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanların ücretsiz sağlık kontrolünden geçirilmesi tamamlandı. Halk Süt Projesi'nde çocuklara ulaştırılan sütleri Antalyalı besicilerden alan Büyükşehir Belediye'miz et ve süt verimini arttırmaya yönelik uygulamalarıyla besicilerimize de destek oluyor.
Değerli arkadaşlar, şunun bilinmesi bizim için ve şu anda yatağında hayatla mücadelesine başarıyla devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek için çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve kurumlarıyla başkanımızın yarattığı saat gibi işleyen bir düzenle harıl harıl ve nefes almaksızın çalışmaya ve halkımıza hizmetin en kalitesini götürmeye devam ediyor. Sadece son 10 günde ortaya konmuş ve burada saymakla vaktimizin yetmeyeceğini bildiğimiz daha nice hizmetlerimiz bunun tartışmasız kanıtıdır. Geçtiğimiz 2 haftadır yaklaşık 30 yıllık bir haksızlığın cevabını net bir şekilde veren iki devlet tek millet olduğumuz Can Azerbaycan'ı giriştiği hak mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tekrar ifade etmek isterim. Hocalı ve daha birçok katliamı organize eden emperyalizmin kuklalarına ve bölgedeki azmettiricilerine indirilen bu tokat tüm dünyada yankılanmış ve gerekli reaksiyonu almıştır. Tek doğru vardır, Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ydü. Özellikle pandemi sürecinde Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın gerek sağlık gerek sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli her türlü çalışmaları ara vermeksizin devam ediyor. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın gününü kutluyor, ellerinden öpüyoruz. Kendilerinden istediğimiz sosyal mesafe ve COVID'den korunma yöntemlerine özen göstermeleri. Çünkü onlar bizim için her zaman çok değerli. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bir hayvansever olarak ifade etmek istiyorum ki, doğayı beraber paylaştığımız tüm canlıların yaşam hakları öncelikle yaşamı domine eden biz insanlığın güvencesi altında. Onlar olmadan yaşamın sürdürülebilir olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle meclisimiz tüm canlıları hesaba katarak kararlar alma sorumluluğuna sahiptir. Bunu bugün vesilesiyle bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 8-12 Ekim tarihleri arasında Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın zanaat ile birleşimi olan, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin simgesi olan bu kültürü benimsemiş tüm esnaflarımızın haftasını kutluyoruz. Esnafımız günümüz itibariyle hiç de iyi durumda değil. Ahilik kültürü gereği devletin bu kapsamda esnafımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Büyükşehir Belediye'miz olarak tüm uygulamalarımızla ve hizmetlerimizle esnafımızın her daim yanında olduğumuzu belirtmekten de gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, bundan 5 yıl önce 10 Ekim 2015'te sadece ve sadece emek, barış ve demokrasi isteyen 103 vatandaşımız IŞİD denilen kanlı terör örgütünün hain bombalı eylemi sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük katliamında yitirdiklerimizi unutmadık. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 2 gün önce Hatay'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. İlk kez yangın çıkmıyor Hatay'da. Sistematik biçimde uygulanan bu sabotajların failleri öyle ya da böyle ortaya çıkacak. İnsana, doğaya zarar veren herkes ama herkes hesap verecek. Yine 2 gün önce ulusal bir yayın organında farklı tarihlerde yapılan haberlerde Muhittin Böcek Başkanımızın soyadıyla ilgili olarak son derece seviyesizce, saygısızca ve ahlaksızca kullanılan ifadeyi kınadığımızı ve bu konuda hukuki ve ceza işlemleri başlanıldığını da belirtmek isterim. Son olarak ruhumuza kazınmış Cumhuriyet felsefesi ve ilkelerinin bilincinde olarak 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılını ilk günkü heyecanla halkımızla birlikte gönül gönüle kutlayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ekim ayı meclisimizin Antalya'mıza fayda sağlayacak kararlara imza atacağına olan inancımla
tüm belediye çalışan arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Filiz. Sayın Çetin buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler, AK Parti grubu olarak Ekim ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tedavisi Akdeniz Üniversitesi'nde devam eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi grubumuz olarak iletiyoruz. Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangını sadece ağaçları değil, diğer canlıları da yok etti. Yangını çıkaran, yangınları üstlenen terör örgütünü kınıyor, lanetliyoruz. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. İki devlet, tek millet dediğimiz kardeş Azerbaycan'da sivil vatandaşlara saldıran Ermenistan'ı kınıyor. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli, Dağlık Karabağ'ın işgaline son vermelidir. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Yeni bir Navtex yayınlanmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisi Antalya limanından ayrılarak görev yapacağı bölgeye hareket etti. Oruç Reis araştırma gemimizin yolu açık olsun diyor, müjdeli haberler bekliyoruz. Yeni eğitim ve öğretim sezonunda okullar kademeli olarak açılmıştı. Bugün yüz yüze eğitime başlayan tüm çocuklarımıza da yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılını kutlayacağız. En içten dileklerimizle Cumhuriyet Bayramımızı tüm milletimize kutlu olsun diyoruz. Camiler ve Din Görevleri Haftası, Ahilik Haftası, Kızılay Haftası, Dünya Mimarlık Günü, Dünya Çocuk Günü, Dünya Hayvanları Koruma Günü, Birleşmiş Milletler Günü, Hasta Hakları Günü gibi diğer birçok etkinlikleri de kutluyor. Ekim ayı meclis toplantımızın hayırlar getirmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Çetin. Sayın Senirli buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli Azuron, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gruplar adına konuşan tüm arkadaşlarımızın iyi dileklerine katılıyorum. Ulu Önder Atatürk'ün son sözü, son arzusu Hatay'ımızı, ormanlarımızı, doğamızdaki canları canavarca hislerle yakan, halkımızı kitleri halinde yakarak öldürmeye teşebbüs eden cani terör örgütü PKK'yı ve yandaşlarını lanetliyorum. Allah sizi yaktığınız ateşlerle yok etsin inşallah. Değerli meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde Ermenistan, kardeş Azerbaycan'a saldırarak savaşın fitilini ateşledi. Bunun üzerine kardeş Azerbaycan ordusu işgal edilen Karabağ'a yönelik başarılı bir kurtarma hareketi başlattı. Bizler iki devlet, bir milletiz. Acımız birdir, adımız birdir, canımız birdir, kanımız birdir. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Zafer Türk'ün olacaktır. Ermenistan ya Karabağ'dan çekilecek ya da ezilecektir. Değerli meclis üyeleri, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlayacağız. Cumhuriyet, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız. Atamızın işaret buyurduğu doğrultuda sonsuza kadar yücelterek yaşatacağız. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Değerli meclis üyeleri, insanlığın karşı karşıya kaldığı koronavirüs salgını olumsuz tesirlerini hayatımızın her alanında göstermektedir. Yazın sona ermesi, havaların soğumasıyla salgının yaygınlaşmasının endişesini taşıyoruz. Bu vahim hastalığa karşı telaşa kapılmadan yetkili kurumlarımızın tavsiye ettiği kurallara titizlikle riayet ederek bu illetle baş edebiliriz. Bu kötü hastalık sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören çok kıymetli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye acil şifalar diliyorum. Allah yardımcısı olsun, dualarımız, dileklerimiz başkanımızın iyiliği içindir. Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin alacağı kararların Antalya'mıza hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Sinir. Sayın Artık buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli Antalyalılar. İyi Parti grubum adına Ekim ayı meclis toplantısının Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor,
divanı ve meclisi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir meclis toplantısındayız. Yürekler buruk ama umutsuz değil. İnanıyoruz ki o büyük başkanımız Muhittin Başkan aramıza mutlaka dönecektir. Problemlerin çözümünde kıvrak zekası ve istişareyi ihmal etmeyen üslubu ile ve gülen yüzüyle onu tekrar aramızda görecek şekle hep birlikte Antalya'mızın problemlerini çözme gayretlerini göstereceğiz. Allah şifa versin. İnşallah bir an önce iyileşir. Dualarımız seninle başkanım. Pandemi gölgesinde başkanımızın da olmadığı Altın Portakal Festivali yaşadık. İnşallah bir dahaki festivali de başkanımızla beraber muhteşem bir festival olarak kutlarız. Öncelikle bu vatan için yılmadan, bıkmadan, canlarını veren ve vermeye devam eden aziz şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz. Diyorum ki bu vatan için her Türk aynı kararlılıkla hain odaklara, vatan düşmanlarına ve işbirlikçilerine karşı canını vermeye hazırdır. Bu vatan ve bu bayrak ilelebet yaşayacaktır. Fakat hainler yok olmaya mahkumdur. Ülke gündemimizin en önemli konusu Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'dır. Bu savaş 1917 Ekim devrimini yani Bolşevik devriminden sonra başlamış. Çoğu saldırı düzenli ordu biçimde olmamış. Daha sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuş. Osmanlı İmparatorluğu'nun Erivan'ı boşaltıp Iğdır Ovası'nı çekilmesiyle de savaşa dönüşmüştür. Karabağ çatışması Sovyetlerin son döneminde yaşanan ilk ve büyük kitlesel politik hareketlenmesiydi. Ve bu daha sonra Sovyetler Birliği çöktüğünde Ermenistan ile Azerbaycan Karabağ'ın denetimi için ilan edilmemiş bir savaşa başladığında devletler arası savaşa dönüşmüştür. Azerbaycan'la Ermenistan'ı karşı karşıya getiren ve binlerce insanın canına mal olan bu savaşın üzerinden 26 sene geçmiştir. Bu savaş 30 bin Azerbaycan Türkünün canına mal olmuştur. O dönem Türkiye'den, Çeçenistan'dan, Afganistan'dan gelen gönüllü savaşçılar Karabağ Savaşı'nın en kritik dönemlerine damgalarını vurmuş. Türk, Afgan ve Çeçen mücahitlerin Karabağ'da, Azerbaycan'da askerlerle omuz omuza savaşması, Azerbaycan'ın yakın tarih için unutulmaması ve minnetle yad edilmesi gereken bir gerçekliğidir. Şimdi tarih yeniden yazılıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizle yan yana çatışan tüm Türk İslam dünyasını yürekten selamlıyor ve bu yardımları eleştirenleri de şiddetle kınıyoruz. PKK yandaşları ve Türk düşmanları nasıl Ermenilerle saf tutuyorsa Türk dünyasının da iki devlet, tek millet ülküsünden tek yürek olduğunu görmek ve diğer Türk cumhuriyetlerinin de katkısını görünce Türklük uyanıyor diye haykırmak geliyor içimizden. Allah yar ve yardımcıları olsun. Öte yandan Akdeniz'de bir tür soğuk savaş biçimine evrilmiş. Akdeniz'in bugünkü soğuk savaşında ittifaklar önemli ama eskisi gibi sağlam ittifak blokları yoktur. Daha önemlisi Washington kendi eksenini kurmaya çalışırken çeşitli planları nedeniyle örneğin PYD gibi Türkiye'yi Rusya ve İran'da işbirliği yaptığı Astana mutabakatını derinleştirmeye, Rusya ile ilişkilerini çeşitlendirmeye etmiştir. Sonuçta bugün Amerika Akdeniz'de zayıf bir eksen destekleyerek Rusya ve İran'ı Akdeniz'den itmeye çabalamaktadır. Türkiye'yi psikolojik harp teknikleriyle bastırıp yıldırmaya hem Suriye'de hem Akdeniz'de bazı oldu bittileri kabul etmeye zorlamaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye yalnızdır, dolar savaşı verebiliriz düşüncesindedir. Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan nasıl bir oyunun içine çekildiğinin farkında değildir. Adeta Macron'un oyuncağı olmuştur. Planları ters tepmeye mahkumdur. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresinde kendini hissettiren deprem olgusuyla yeniden yüzleşmek durumunda kaldık. Geçmişte yaşadığımız onca felakete karşı hala önlemlerin yetersizliğini hissettik. Yeni bir felakete maruz kalmadan tedbirlerin süratle alınmasını temenni ediyoruz. Yaşlıların sağlık
ve sosyal hakları bakımından en iyi şartlara ulaştırılması temennisiyle Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyoruz. Türk kadınının erkeklerle ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda eşit haklara sahip olması imkanını sağlayan Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesinin 94. yılını kutluyoruz. Ekim ayının ikinci haftası sevginin, dürüstlüğün, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilgi ve dayanışmanın, sanat ile birleşiminin adı, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. Ahilik haftası kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ve Ankara'nın başkenti ilan edilmesinin 96. yılını kutluyor, 97. yılını kutluyoruz. Bundan 97 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük hatırası olan şu güne borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Sözlerime son verirken gelecek korkusu ve belirsizliklerle boğuşan gençlerimize ve Türk milletine 96 yıllık, 97 yıllık bir çınar adına her zaman olduğu gibi zorluklara, baskılara, haksızlıklara karşı güçlü ve korkusuz olmalarını temenni ediyorum. Unutmayınız ki siz iyi olursanız gelecekte iyi olacaktır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Artık. Sayın Acar buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli belediye başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarım. Belediyemizin değerli çalışanları, basın mensubu arkadaşlar, sizleri, sevgili Antalyalılar, sizleri grubum adına selamlıyor, sağlıklı güzel günler diliyorum. Ekim ayı toplantımızın Antalya'mız adına verimli geçmesini diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'ten sağlığıyla ilgili güzel günler, güzel sözler, güzel haberler almaktayız. Bir an önce iyileşip eski sağlığına kavuşması dileklerimizle acil şifalar diliyorum. İki devlet tek millet anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ı destekliyor ve bir an önce bu çirkin saldırıların durması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasını diliyorum. Ülke olarak her zaman yanlarındayız. Doğayı korumak insanı korumaktır. Hatay'ımıza çıkan veya sabotajla yangına sebep olanları kınıyor. Bundan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor. Hayatını yitirenlere, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli ölçüsüdür. Yaşlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Yaşlar Günü'nü anarken sağlıklı güzel günler dileriz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ailelik haftasını kutluyorum. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz geleceğin gençlerini yetiştiren, geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapmalarını, haklarını tam olarak almalarını umuduyla öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum. Hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet bizlere en büyük emanet olan İstanbul'du. Yüz yıl sonra bu değerli emanete sahip çıkan da Türkiye'miz ve Cumhuriyetimizin kurucusu, bu güzel kenti esaretten kurtarıp tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih'in anısını Atatürk'ün vasıtasıyla İstanbul'u yaşatacağız. Ankara'nın başkent oluşunu kutluyorum. Yine Ekim ayının ilk haftası Dünya Çocuklar Günü. Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. Onlara barış dolu bir dünya bırakmak ümidiyle çocuklarımızın gününü kutluyorum. 30 Ekim 1923 sabahı Mustafa Kemal Atatürk kendi el yazısıyla İsmet İnönü'ye bir mektup yazdı. Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı, cumhuriyetin ilk gününde cumhuriyetin başbakanına şöyle diyordu. Bize geriye borçlu, hastalıklı bir vatan bıraktılar. Yoksul ve esir bu ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bu görev, bu onurlu görevi tekrar sağlamak, oluşturmak, çağdaşlaşmak ve bu ülkeyi idealine geliştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Cumhuriyet devrimi bir mucizedir der ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu ülke için canını veren, şehit düşen Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Acar. Sayın Manavoğlu buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, ilçe belediye başkanlarım,
değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri ve çok kıymetli misafirler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere Türkiye ve Azerbaycan olarak aramızda yıllardır süregelen kadim bir dostluk ve kardeşlik hukuku söz konusudur. Türkiye ve Azerbaycan hem siyasi aranada hem de toplum nezdinde dostluk ve kardeşliklerini fiilen ortaya koymuş, her türlü şart altında hiçbir dünyevi menfaata dayanmaksızın dile getirmişlerdir. Biz de Ermenistan Devleti'nin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahriklerine ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz. Ve aynı şekilde Azerbaycan Devleti'ni ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya bildiriyoruz. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız. Bu kardeşlik bağımızla birlikte bugün de Azerbaycan'ın tam yanındayız. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorlukta kalplerimiz ve milletimiz birdir. İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir. Şehit olan kardeşlerimizin makamları âli olsun ve şu anda cephede gazada olan kardeşlerimizin ve gazaları mübarek olsun. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. Hatay'da cumartesi sabah saatlerinde Sarımazı mahallesinde başlayan ve Belen, İskenderun, Arsuz ilçelerinde etkili olan yangın bizleri derinden üzmüştür. Hatay'da gördüğümüz manzara vatanımı, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır. Yangında insan kaybı olmaması sevindirici olmakla birlikte birçok hayvan, ağaç ve bitki örtüsü yok olması oldukça üzücüdür. Yangında etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Söndürme çalışmalarında her zamanki gibi insanüstü bir gayret sarf eden görevlerimize de kolaylıklar diliyorum. Ülkesi ve halkı için yürüttüğü özgürlük mücadelesiyle insanlık tarihinin en önemli devlet adamlarından biri olan Özgür Bosna Hersek'in mimarı, bilge insan, büyük lider Aliye İzzet Begoviç'in 16 Ekim'de idrak edeceğimiz vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Bu ay sonu kutlayacak olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin kahramanlarını saygıyla yad ediyor, bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ekim ayı olan meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlar getirmesini diler. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım. Evet, size de teşekkür ediyoruz Sayın Manavoğlu. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'le ilgili iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de Ekim ayı olan meclisimizin hayırlı olmasını dileyerek gündemimize devam ediyoruz. Komisyon raporlarının okunmasına mı geçiyoruz? Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ediyorum. Evet, tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin Eylül ayında aldığı kararlara ait karar özetlerinin okundu kabulünü ve kabulünün oylanması hususunu arz ederim. Belediye Meclisimizin Eylül ayında aldığı kararlara ait karar özetlerinin okundu kabulünü ve kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Sayın Başkanım, tapu ve kadastro bilgi sisteminde takbis kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında elektronik ortamda web servisleriyle online olarak paylaşılması ile ilgili protokolün meclise bilgilendirilmesi arz ederim.
Oylama yok burada. Yok. Peki. Gündemin dördüncü maddesi arz edin. Evet Sayın Filiz. Sayın Başkanım, diğer gruplar içinde uygunsa gündemin 4 dahil, 16 dahil toplu komisyon oylanması raporlarında oy birliğiyle evet geçmiştir. Sıralı tüm maddelerin toplu oylanması da komisyondan geldiği Sayın şekliyle. Sayın AK Parti grubuna uygundur başkanım. Uygundur. Senirli. Uygundur başkanım. Sayın Acar. Uygundur başkanım. Manavul. Uygundur başkanım. Evet, gündemin 4 dahil 16 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi arz edilir. Sayın Filiz. Başkanım, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın da inceleme raporu var. Onun ekinde yine konuyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporumuz var. Biz 1/5000 ölçek nazım imar planının uygun olduğunu evet, eski komisyon öneriyorum. Raporu da var. Evet, aynen. Sayın Çetin. Komisyondan buyurun. Geldiği şekilde uygundur. Sayın Senirliz. Uygundur. Sayın Ertürk, Sayın Acar, Sayın uygundur Manavolu. Efendim. Uygundur. Evet, bunu meclisin takdirine göre eski komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 18. maddesi arz edilir. Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 18 dahil, 59 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekilde kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. 18 dahil, 38 dahil başkanım. Teklifimiz 39 defa aykırı görüş var. 18, 38. Evet. Sayın Senerli. Uygundur. Uygundur. Artık Sayın Acar, Sayın Manavoğlu. Uygundur efendim. Uygundur mu? Peki. Gündemin 18 dahil, 38 dahil sıralı tüm maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 39. maddesi arz ederim. Sayın Filiz. Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. AK Parti grubu olarak katılmıyoruz. Reddiyonuna. Evet, Sayın. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Uygundur başkanım. Ertürk. Uygundur başkanım. Uygundur. Evet, oylarınıza sunuyorum. Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 40. maddesi arz ederim. Başkanım, gündemin 40 dahil, 59 dahil. Sayın Çetin. Uygundur başkanım. Toplu oyla. Uygundur. Uygundur. Sayın Acar. Uygundur efendim. Olur, uygundur başkanım. Evet, gündemin 40 dahil, 59 dahil sıralı tüm maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 60. maddesi arz edilir. Komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Evet, komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum.
Tamam mıyız? Oy, efendim? Söylüyordum zaten. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Gündemin 61. maddesi arz ederim. Komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Evet. Komisyon raporu uygundur. Sayın Acar. Komisyon raporu uygundur. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Abdurrahman Bey aranıyorsunuz. Abdurrahman Bey yanına bir kişi daha çekti bak. Boş durmuyor yani. Evet, oy çokluğuyla reddedilmiştir arkadaşlar. Gündemin 62. maddesi arz ederim. Komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur. AK Parti grubu olarak uygundur. Sayın Senar. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Ertürk. Uygundur başkan. Sayın Acar. Sayın uygundur başkan. Uygundur başkan. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 63. maddesi arz eder. Komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur başkanım. Uygundur. Sayın uygundur. Senedir. Uygundur. Acar Sayın Acar. Uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 64. maddesi arz ederim. Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. AK Parti grubu olarak uygundur. Komisyon raporu uygundur. Sayın uygundur. Sayın Acar. Uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 65. maddesi arz ederim. Komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur. Sayın AK Parti grubu olarak komisyon raporuna katılmıyoruz başkanım. Komisyon Sayın raporu uygundur. Sayın uygundur başkanım. Sayın Acar. Uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Uygundur başkanım. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 68. maddesi arz ederim. Evet, burada bir açıklama yapmamız gerekiyor herhalde arkadaşlar. Sayın Filiz, siz mi söylersiniz, ben mi? Fark etmez başkanım, buyurun. Sayın Senörü, siz sormuştunuz herhalde. Burada komisyondaki arkadaşlarla ortak bir kararımız var. Geçmiş dönemde biliyorsunuz bu yönetmelik çıkmadan önce komisyonda görüştüğümüz konularda bazı arkadaşların çekinceleri vardı, şerhleri vardı. Bunun için biz bunları meclise alamamıştık bugüne kadar. Yönetmelik çıktığı için şimdi 7221 sayılı kanun uyarınca
yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden dolayı bunları tekrar değerlendirmek üzere İmar ve Bayındırlı Komisyonu'na havalesini istiyoruz şu anda. Durum bundan ibaret. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa da cevap. Bilgileriniz için teşekkür ederim başkan. Ben teşekkür ederim. 68 evet. dahil 89 dahil evet. Sıralı maddelerin komisyona, imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kaç kaç gitti ama. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündem 90 dahil 174. gündem maddelerinin 176 olduk herhalde. İki tanesi gündemden çıkarmaydı. Onları komisyona havale etmeyeceğiz. 174'e kadar. 174'e kadar olan gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havalesi hususunun oylanmasını arz ediyorum. Evet, gündemin 90 ila 174. maddelerinin ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oturumu kapatıyorum. Aldığımız kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Cuma Sayın günü Başkanım, saat 14.30'da. Devam meclisimiz saat 14.30 Cuma günü. Evet, uygun seyahat. Evet. Uygun değil mi arkadaşlar? 14.30. Tamam. Teşekkürler.